Herkese merhaba. Videomuzun konusu Reader at Work 1 ve 2 ve Mortu Read 1 ve 2 kitapları ile ilgili bir anons ve bununla birlikte Reader at Work 2 kitabından 102 numaralı metinden kısa bir bölümün çevirisi olacak. Yapmak istediğim anons şu: çok uzun süredir takipçilerden gelen talepler vardı. Reader at Work kitapları ya da Mortu Read kitapları için online çeviri dersi talep ediliyordu benden. Ee, yani hayatımda bazı değişiklikler oldu. Çalışma hayatımda bazı değişiklikler oldu. Daha öncesinde yapamayacağımı söylüyordum. Vaktim olmadığı yönünde e, cevap veriyordum. Ama bundan sonra e, çalışma hayatımdaki değişiklikler nedeniyle ve hayatımdaki değişiklikler nedeniyle online derslere başlıyorum. Dolayısıyla Reader at Work 1-2, More to Read 1-2 kitaplarında online çeviri derslerine başlıyorum. Eğer online çeviri dersi almak istiyorsanız mobil.ingilizce isimli Instagram sayfamda bana direkt mesaj yollayabilirsiniz ve ders talebinde bulunabilirsiniz. Dersle ilgili şartları da öğrenebilirsiniz. Şimdi Real Network 2 kitabından 102 numaralı metnin ilk paragrafını çevirerek bu videoyu tamamlayacağız. Metnin başlığı Antiques Repairs. Antik tamirler, onarımlar. Some time ago, bir süre önce, I discovered, ben keşfettim. Ben özne discovered, keşfettim. Şimdi nesne grubu gelecek. Neyi keşfettim? That ki, one of the chairs, one of the chairs in my front hall. Front hall, ön holdeki one of the chairs, sandalyelerden bir tanesi. Had broken, ellek, bir tanesinin bacağı kırılmıştı. Şöyle, şimdi fiilden sonra gelen kısım bizim nesne grubumuz. Fiil keşfetti. Fiile neyi ya da kimi sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap nesne oluyor. Nesne isim olmak zorundadır. Dolayısıyla eğer nesne bir cümleden oluşuyorsa biz onu isimleştirmek için önüne det koyuyoruz. Yani one of the chairs in my front hall ön holümdeki sandalyelerden bir tanesi had a broken leg kırık bir bacağı vardı, bacağı vardı bir tanesinin. Yani ön holündeki sandalyelerinden bir tanesinin, sandalyelerden bir tanesinin bir bacağının kırık olduğunu keşfettim şeklinde cümlenin başına fiile geri dönüyoruz. I didn't foresee. Foresee öngörmek demek. Öngörmedim. Any great difficulty. Herhangi bir büyük güçlük. Neyi de öngörmedim? In getting it mended. Şimdi bu get mended yapısı kozitif yani ettirgen yapıdır. Birine bir şey yaptırmak anlamında kullanıyoruz. Getten sonra zamiri getiriyoruz. Sandalyenin yerine oraya bir it geldi. Ondan sonra da fiili e, past participle yani üçüncü halini kullanıyoruz. I didn't foresee any great difficulty herhangi bir büyük güçlük öngörmedim. Yani olacağını tahmin etmedim. Neydi? in getting it mended onu tamir ettirmede. Şimdi için anlamına gelen bir ez kullanacağız burada. Ez, ez bir bağlaştır. Ez iken anlamında da kullanılır, için anlamında da kullanılır. Bir sonraki cümleyi, bir önceki cümleye bu hangi anlamda bağladığını arkadan gelen cümlenin karakteri belirleyecek. Eğer sebep bildiriyorsa için, zaman bildiriyorsa iken anlamında kullandığımız bir bağlaç olacak. As there are a whole lot of antiques shops in pimlico road görüyoruz ki burada sebep bildiren bir cümle geliyor çünkü there are var, a whole lot of antique shops e, a lot of çok demek whole de orada vurguyu attırmak için kullanılmış yani e, in pimlico road pimlico caddesinde a whole lot of bir sürü bir sürü antika dükkanlar var ...Vichy'le de bu antika dükkanlarını tanımlayan bir sıfat cümleciyi başlatıyoruz. Ee, şimdi Pimlico Road'dan sonra gelen virgüle dikkat ediyoruz. Relative clause yani sıfat cümleciklerinde e, virgül varsa bu şekilde... ...bu non-defining bir Relative clause'dur. Yani ekstra bilgi verir. Yani bu olmasa da siz neyden bahsedildiğini anlıyorsunuz. Pimlico Road zaten ismini vermiş caddenin bilinen bir cadde... Onunla ilgili ekstra bir tanımlama yapacağı için virgülden sonra bir relative clause getiriliyor. Non-defining. Ee, which is three minutes walk from my flat. Ki o yani Pimlico Caddesi benim dairemden, benim dairemden üç dakikalık yürüyüş mesafesinde. Şu three minutes'in sonuna üstten bir virgül koyuyoruz. E, Tabi burada bir apostrofes yani sahiplik esi olacak ama iki tane es bu şekilde arka arkaya geldiğinde yazmanın gereği yoktur İngilizce'de. Dolayısıyla sadece ya yazsanız olur mu? Olabilirdi ama okunmadığı için fonksiyonu yok. Sadece üstten virgül atıp bırakıyoruz. So, dolayısıyla I set forth. Buradaki set fiilin ikinci hali kullanılmış ama bu fiilin üç hali de set, 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 set. Set forth yola çıkmak demek, yönelmek demek. One morning, bir sabah yola çıktım. Carrying, şurada. E, burada zarfımız geldi. E, daha doğrusu sıfat fiil konumu var. Taşıyarak anlamını verdi şu ing. The chair with me, sandalyeyi yanımda taşıyarak. I went into the first shop. Went into, girdim. İlk dükkana girdim. Nasıl girdim? Zarf geliyor. Zarflar sıfatın sonuna L'ye eklenerek yapılıyor. Confidently, özgüvenli bir şekilde ve e, gene bir zarfımız vardı burada ikinci bir zarfımız expecting, umarak bekleyerek, a friendly reception, samimi bir karşılama bekleyerek reception, e, with a kindly man saying e, kindly man yani kibar bir e, adamın, kibar bir adamın saying, söyleme söyleyişiyle yani kibar bir Adamın söyleyişiyle samimi bir, ya kibar bir adamın beni samimi bir şekilde kabul edeceğini umdum demek istiyor. Ve beklediği cümlenin şu olacağını umuyor. Tırnak içerisinde karşıdaki insanın ağzından çıkmasını umduğu cümlenin orijinalini söylediği için de tırnak içerisinde yazıyor. Yani report etme, aktarma yok. What a charming chair. E, ne etkileyici ya da ne hoş bir sandalye. Yes. Evet. That's quite a simple job. Simple job basit iş. Yani bu tamir işi basit bir iş. Quite da öne gelen oldukça anlamında. Bu oldukça kolay bir tamir işi. When would you want it back? Ne zaman almak isterdiniz? demesini bekliyordum. Karşı tarafın diyor. 102 numaralı Reader at Work 2 kitabının 102 numaralı metninin ilk paragrafı bu şekilde. Bu bir demo çeviridir. E, Reader at Work 2 2 e, kitabı online çeviri dersi e, almak istiyorsanız bana mobil nokta İngilizce Instagram sayfasından direkt mesaj yollayabilirsiniz. Aynı şekilde Reader at Work 1, More to Read 1 ve More to Read 2 kitapları içinde. de online çeviri dersi isteyen arkadaşlarımız varsa bana mobil nokta İngilizce Instagram sayfasından ulaşsınlar diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.